Balık, koca nine. Altan evden içeri yıldırım gibi girdi. Anne, babam balık almaya gitti ha. Al al mor mor ellerini çırptı. Ehey, balık yiyeceğiz, balık yiyeceğiz, yaşasın. Kenar mahallede bir gözden ibaret odanın dört basamağını hızla çıktı. Sedire sırt üstü uzanmış, tavana yapıştırılmış gazete kağıtlarını mırıl mırıl okumakta olan ablasına ''Abla!'' dedi. Babam balık almaya gitti ha. 11 yaşındaki abla 6 yaşındaki kardeşine sevinçle baktı. "Sahi mi? Vallaha, balık alacağım." dedi, gitti. "Yaşasın babam. Ben balığı çok severim ha sen?" "Ben de. Ben senden çok severim ama. Asıl ben senden çok. Ben senden daha çok severim işte. Ben senden. Ben senden. Ben senden." Kız, "Ben senden daha çok severim." diyorum. Ben senden daha çok severim işte. Kız patlatma diyorum insanı kız. Ağlayarak annesinin yanına geldi. Anne be baksana şu sarı domuza. Ne var gene ne oluyor? Balığı senden çok severim diyorum. Ben senden çok severim diyor. Beni kızdırıyor. Anne aldırış etmedi. Altan sokağa fırladı. Komşunun 7 yaşındaki kızı kendi kendine çizgi oynuyordu Altan. Biz bugün balık yiyeceğiz dedi. Kara Kaşlı Karagözlü Fikriye'yi mahallede sadece fikir derlerdi. Babam bize de alır ne sanki dedi. Vay dedi Altan alırmış. Senin baban benim babam kadar iyisini alamaz ki. Asıl sen baban benim babam kadar iyisini alamaz. Vay alamazmış. Benim babam çikolata bile alır. Benim babam mahallede memur gazetesi bile var. Senin babanın var mı? Senin baban memursa, benim babam da ticaret odasında posta. Hem benim babam her hafta sinemaya götürür beni. Bayramda babam beni hem salıncağa hem de dolaba bindirdi. Bindirsin. O da bir şey mi? Benim babam beni Ceyhan'a bile götürdü. Götürsün. Benim babam taksiyle bile gezdirdi bizi. Benim babam asıl. Annesi seslenmişte fikri bırakıp içeri girdi. Ne var? Şu testiyi doldur çeşmeden ama dikkat et kırma. Eh kırma. Babasının babaannesi çeşmenin yanındaki avlunun göz göz kiraya verilen odalarından birinde oturuyordu. Seksenlik akbak buruş buruş bir ihtiyardı. Altanla araları hiç iyi gitmezdi çünkü ikisi de çocuktu. Kadını çeşme başında görünce Altan'ın gözleri parladı. Babam bugün bize balık alacak dedi. Kulağı çok ağır işiten koca nine. Ne? diye. Zaten buruşuk yüzünü büsbütün buruşturarak sordu Altan. Balık! diye bağırdı. Babam bize balık alacak bugün. Koca nine. Oho! dedi. Biz nelerini gördük onun. Babanızın dedesi rahmetlik. Nur içinde yatsın. Her şeyleri dolu dolu alırdı. Ben çok seviyorum balığı. Ben çok seviyorum diye babacım alıyor. Elbet oğlum. Baban değil mi? Tabii iyi alacak. Tabii alacak, tabii alacak. Sen ne biliyorsun tabii alacağını? Gene başladın mı terbiyesiz? Terbiyesiz sensin. Sana balık vermeyeceğiz işte. Koca öfkesi başına sıçradı. Senden balık isteyen mi var lan? Çok gördük öyle şeyleri. Çok gördük öyle şeyleriymiş. Senin baban var mı da sana balık alsın? Yer yarından çıkmadık ya. Benim babamın babasının bir ucu ta alay beylerine dayanır. Bizim konağımız güm güm gümlerdi. O fındıklar, fıstıklar, iç bademler, cevizler. Ya oğlum. Ben senin oğlun değilim. Ben babacığımın oğluşuyum. Babacığım bana balık alacak. Annem diyor ki, hem şu domuz karıya öyle sinirleniyorum ki diyor. Sen ne karışıyorsun annemin dudaklarını boyamasına? Kim? Annen mi? Bana mı? Domuz diyor. Tabii sana. Babam da diyor ki bıktım şu karıya her ay 20 lira vermekten diyor. Ya demek böyle diyor babanda. da. Altın ağzını yamulta yamulta. Ya demek böyle diyor babam diye koca ninenin taklidini yaptı koca nine. Ağzın eğriyse demirciye götür de düzelsin dedi. Altan durur mu? Senin ağzın zaten öğürü. Sen götür de senin ağzını düzelsin. Koca nene taş aranırken altan kaçtı uzaktan. Oh oh yaptı. Vermeyeceğiz. Sana balık vermeyeceğiz işte. Vermeyeceğiz. Gözleri dolan koca nene altanı annesine şikayete geldi. ''Kızanam!'' dedi. Bu oğluna hiç mi terbiye vermiyorsun? Az evvel kocasının getirdiği balıkları temizlemekte olan kadın gene ne var diye başını kaldırıp bakmadan sordu. Sanki balık isteyen varmış gibi sana balık vermeyeceğiz diyor. Temizlenen balığa gözlerini dikerek devam etti. Biz nelerden geri kaldık? Balığında sözü mü olurdu? Hey gidi günler, hey rahmetinin zamanında nur içinde yatsın. O öyle sıyrılmaz kız. Tersine tersine çal bıçağı. Çömeldi. Altan'ın annesinin elinden bıçağı aldı. Orhan Kemal 72. Koğuş 1951 Arkası Yarın